yarınlarda yüksek dağların çocuğuyum. Kurşun geçmez sevdamıza, ölüm bize yoldaş olur. Yok, artık geriye dönemem. Zaman affetmez hatayı. Ne o mağrur duruşun, ne o mazlum gidişin. Yüreğimden resmini yırttığım o an bittin. Sus, hak ettin sen. Gözyaşların sayalan. Sus, hak ettin sen. Seni sevmekmiş cezan. Ne gemi döner limana, ne liman bekler gemiyi. Boş yere bekleme, ümit yok. Yalnızsın bu şehirde. Yok bir sözüm, eyvallah. Git, senin özgürlüğün. Yıkımlardan çoğaltırdım da seni, bütün enkazlardan sağ çıkartırdım. Ben senin yağmurunu yağdıracak son buluttum ey yar, son buluttum. Yaşların sayalan, ne gemi döner limana, ne liman bekler gemi. Boş yere bekleme, ümit yok. Yalnızsın bu şehirde, yalnız. Evet sevgili dostlar, bu kalabalığın içinde hepimiz yalnızız aslında. Bir hafta ne kadar çabuk geçti, zaman nasıl geçiyor? Zaman her şeyin ilacı diyorlar ama her şey zamanın mı ilacı acaba? Her şey zamanla, ömürle akıp gidiyor. Koca
günler, koca haftalar, koca aylar geçiyor. Onun için kardeşçe, dostça, sevgiyle, aşkla yaşamamız gerekiyor. Anlam veremiyorum. Savaşlara, kavgalara, kinlere, nefretlere neyi bölemiyoruz? Neden analarımız ağlıyor? Yine böyle hüzünlü bir haftayla başlıyoruz programımıza sevgili dostlar. Programımızın formatını biliyorsunuz. SMS'lerle ve canlı istek bağlantılarıyla formatımız belirliyoruz. Ben hemen canlı yayın numaramızı veriyorum sevgili dostlar. Karate telefonumuz 0592 211 35 45 diyoruz. Alo diyoruz. Bize arıyorsunuz ve görüşlerinizi, şiirlerinizi, türkülerinizi bizle paylaşıyorsunuz canlar. Ayrıca bir boşluk bırakıyoruz. Karate yazdıktan sonra 39-29'a mesajlarımızı gönderiyoruz. Yurt dışından bu programı çok takip eden dostları var. Yok mesaj çekemiyorum diyorlar. Bu numaraya mesaj çekmeyin 39-29'a. Altta köşede ülkelerin bayrakları var. O bayrakları takip edin. Oradaki numaraları çekin. Çünkü mesajlarınız düşmüyor. Sonra bana sitem ediyorsunuz. Hepinizin isteğini okumaya gayret edeceğim. Evet, yalnızsın bu şehirde ile başladım. Geçen hafta sevgili oyuncu arkadaşım Berrak ona 2-3 tane mesaj çekmiş. Bir sorun vardı herhalde. O gün telefon şirketimizde ve SMS firmamızda. Ondan sonra mesajlar düşmedi. Sevgili Berrak da stüdyoyu baskın yaptı. Filmden geldi Berrak Onay. Buradan selamlar olsun. Böylece sus payı verdim. İsteğini de söylemiş oldum. Yine çok değerli arkadaşlarım, dostlarım bizi kırmamışlar. Böyle gelmişler, onur etmişler. İyi ki gelmiş sevgili Elmas, gelmiş Ayşe, gelmiş. Ta nerelerden? Sakarya'dan bir arkadaşımız Nebile, hoş geldin sen de. Yalnız değiliz bu programda. Birlikte türküler söyleyeceğiz. Daha program başlar başlamaz mesajlarımız düşmeye başladı. Önce sizlere çok teşekkür ediyorum gönül dostlarım. Bu program sizlerin sayesinde böyle seviyeli ve akıcı türkülerle, bestelerle geçiyor. Neden? Sizler varsınız. Neden? Sizin gibi değerli gönül dostlarım var. Beni yalnız bırakmıyorsunuz. Türkan Turan, ben türkü kokulu akşamlar olsun. Türkan Turan ben, türkü kokulu akşamlar olsun. Herkese buradan selam olsun. Tüm dostlara, sevgili Fuat arkadaşım, sesine, sazına, yüreğine sağlık. Yolun açık, aydınlık olsun. Favorim her zamanki gibi Şahit Çamlıca. Kesinlikle okuyacağım. Kesinlikle okumak zorundayım. Artık her hafta biliyorsunuz onu... Okumadan yayın olmuyor, resimler güzel, ses çilmiyor, rüşvet veriyorum Pınar'a, onun için okuyacağım bu eseri. Kıymetli dost, ben Şenol, Şavşat Ciritdüzü köyünde bulunan annem ve babam için biz halkın çocuğuyuz, vatana sevdalıyız, sanat hayatında başarılarının devamını diliyorum. Sevgili Şenol, çok teşekkür ediyorum, var olasın. Mutlaka seslendireceğim, göndereceğim çünkü vatana sevdalıyız, hepimiz vatana sevdalıyız. Bu vatan hepimizin vatanı. Hangi görüşte olursak olsun, hangi ırkta olursak olalım, cinsiyetimiz ne olursa olsun vatan bizim vatanımız. Fuat abim, Can abim, iyi yayınlar. Adana'dan Mine Göde, sizden yeşil ördek gibi daldım. Gölleri istiyorum, gruptaki bütün canlara gelsin. Evet sevgili destek sayfam, orada çok kalabalık bir aileyiz. O gruba göndereceğim, bu türküyü mutlaka okuyacağım Mineciğim, teşekkür ederim. İyi yayınlar Fuat abi. Trabzon'dan Emel Bilici programını ailece beğenerek izliyoruz. Aslen Şavşat Kireçli köyündenim. İstek parça olarak sigaramı yandırdığımı çalarsan sevinirim. Tüm Artvinlere gelsin. Onu belki bir dahaki hafta okuyabilirim. Repertuarımda yok sevgili dost. Ama başka bir türkü benden kabul ederseniz o türküyü size gönderiyorum. Evet, Yüksek Dağların Çocuğu, iyi yayınlar dilerim. Efkar Tepesi'nin Fuat Bahçıcı fan sayfasındaki beni seven dostlara armağan ediyor. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Avni Temiz, teşekkür ederim sevgili Avni abi. Evet, bir türküyle başlayalım. Mesajları hemen okuyorum çünkü yetiştiremiyorum. En çok istek alan eserlerden Mektebin Bacaları. Geçen hafta çok istek almıştım o. Müzik
Mektebin bacaları, vay le 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 le, vay le 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 le, vay le le le. Ders verir hocalar, uyanman can kurban. Kim yarimi verse, vay le 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 le, vay le 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 le, vay le le vay. Odur bir incileri, uyanman can kurban. Can kurban, ya benim muradım ver, vay le 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 le, vay le 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 le, vay le le vay. Ya beni öldür Allah, uyanman can kurban. Mektebin önü bayır, vay le 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 le, vay le 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 le, vay le le vay. Gülü dikenden ayır, uyanman can kurban. Yar Allah'ın seversen, vay le 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 le, vay le 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 le, vay le le vay. Beni ellerden ayır, uyanman can kurban. Beni ellerden ayır, uyanman can kurban. Evet, mektebin bacaları. Hiçbir zaman eskimeyen, eskilmeyen türküler. Evet, eskimeyecek de. O kadar anlamlı ve o kadar özel sözler, o kadar güzel müzik ki. Sevgili dostlar, SMS'ler, SMS yağmuruna tutulmuş durumundayız. Çok teşekkür ediyorum tüm canlara, tüm dostlara. Sizin desteklerinizle, hadi şu bilgisayarı kullanabilsem. Bu program yürüyor demiştim ama önce yönetim kurulu başkanımız Ahmet Kopuz'a çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Güven, sevgili Güven'ime, Didem'ime ve bu ekipte çalışan yönetmenim Ferit, Pınar, artı kameraman arkadaşlarımız Hüseyin, diğer isimlerini hatırlayamayacağım bütün dostlara. Ciddi bir ekibiz, çok kalabalığız. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi ediyorum. Büyük bir emek, büyük bir özveri var bu program için. Onun için ben bunun değerini biliyorum. Var olun. Türküler ve mesajlar. Önce mesaj. Yeğenim, programın benim için içinden gelen bir eseri okur musun? İlter Bahçeci. Canım halacığım, elbette. Ben İstanbul'dan Okan. Baba yayın hayatında başarılar. Baba yayın hayatında başarılar. Fuat, senden Şahit Çamlıca istiyorum. Sen, ben, eşim, kayınçom Necdet, Çakolta'dan Yüksel izliyoruz. Köydeki babam Aslan Baba'ya selamlar. Biz de selamlar gönderiyoruz Aslan Baba'ya buradan. Evet, Çamlıca'yı okuyabilirim aslında. Zamanı da geldi. Bu ikizleri değiştirirken kime teşekkür ediyoruz? Tabii ki Fazlı Çakır'a. Bir telefon bağlantımız var. Alo dedikten sonra Makbule Gülçe İstanbul. Buyurun efendim, hoş geldiniz programımıza. Alo. Alo. Hoş geldiniz Makbule Hanım. Sağ olun. Nasılsınız? İyi teşekkür, misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz Allah'a çok şükür. Allah daha da iyi etsin. Güzel yarınlar, güzel günler diliyorum. Buyurun efendim, alalım görüşlerinizi, düşüncelerinizi, isteklerinizi. Size bağlı. Neyi çalarsınız ben onu dinlerim. Şahit Çamlıca'yı çalacaktım. Söz ve müziği bana ait. Rahmetli Kıvırcık Ay'da son albümde seslendirmişti. Hem de ona iade etmiş oluruz. Kabul eder misiniz? Evet, ederim.
Teşekkür ederim. Kimlere gelsin bu eser? Askerdeki oğluma gelsin. Çocuklarıma gelsin. Hepsine, tüm sevdiklerine gönderiyorum ve Şahit Çamlıca'yı isteyen tüm gönül dostlarıma buradan Şahit Çamlıca'yı okuyorum. Biraz olanlara, hepsine. Çok teşekkür Akrabalara. Ederim. Çok teşekkür ederim Makbule Gülçe. Bizi takip ettiğiniz için. Var olun. Seni bu tren mi götürecek? Bu yollar mı bizi bizden koparacak? Tutacak bir el, sevecek yürek bırakmadan gidiyorsun. Demek gidiyorsun. Ne ele sığdın ne de avuca. Ne çok, ne çok sevdim seni. Ne çok sevdim seni. Şahit, Çamlıca. Ne gülü derin, ne de say
sevdim seni. Ne çok sevdim seni. Şahit. Çamlı. Evet değerli gönül dostlarım. Vallahi 3-4 gündür soğuk algınlığından yatıyordum. Sizin karşınıza geçtim böyle. Hiçbir şeyim kalmadı. Türk gibi hissediyorum kendimi. İyi ki varsınız. İyi ki kocaman bir aileyiz. Evet, isteklerinizi ve canlı telefon bağlantılarımızı tekrar hatırlatıyoruz. SMS yazmak için karete yazıp boşluk bırakıyoruz. Mesajımızı 3929'a gönderiyoruz dostlar. Telefon 0592 211 35 45. Bir telefon bağlantımız var. Hoş geldiniz Yüksek Dağların Çocuğuna, Karadeniz Sivya. İyi akşamlar abicim, nasılsın? Ben Çilem. Merhabalar sevgili Çilem. Çilem Algan, İstanbul. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim, nasılsın? Teşekkür ederim sevgili Çilem. Var mı bir isteğin, var mı bir mesajın? Vallahi gönül dostlarımıza? Benim değil ama oğlumun bir isteği var sizden. Ay. Oğlum gel. Ne istiyor oğlun? Hangisiydi? Vatana sevdalıyım istiyormuş abi. Evet, vatana sevdalıyımızın istekleri evet. Çok geliyor. Peki ben vatana sevdalıyızı az önce isteyen Şenol arkadaşımıza, size, oğlunuza ve tüm dostlara, gönül dostlarıma gönderiyorum. Vatana sevdalıyız. Yanılmıyorsam, evet albümün reklamını yapayım Çilem gördüğün gibi işte. Vatana sevdalıyız. Aslında biliyorum da böyle göstermek için yapıyorum. 10. numarada sevgili rejim, bu albümü nasıl alacaklar Çilemciğim? Fuatbahçeci.com'a girecekler, siparişini verecekler, kapılarına kadar geliyor. Eda'lar da burada abi, ondan da çok selamım var sana. Sen de çok selam söyle tüm dostlara, tüm canlara. İyi ki varsın, iyi ki bizimle birliktesin. Ne demek abicim, her zaman. Evet, vatana sevdalıyız. Bütün arkadaşlarımıza gelsin, bütün gelsin, gelsin. Çok teşekkür ederim, var olasın. Vatana sevdalıyız reklamlardan sonra. Umutlarım yarınlarda, yüksek dağların çocuğuyum. Kurşun geçmez sevdamıza, ölüm bize yoldaş olur. İstanbul'dan bisikletlerle yola çıktık. Artvin'e kadar kansere pedal çeviriyoruz. Bu anlamlı ve maceralı yolculuğun detayları an an senin ekranında olacak. Sorumluluğumuzun farkındayız. Kansere pedal çok yakında senin ekranında. İşte gidiyorum bir şey demeden. Laz Master çok yakında. Ben de Laz Master'dayım. Kibriye teyze. Efendim canım. Ne yapıyoruz bugün? Bugün karalahana haşlama yapacağız. Ediyoruz. Ne yapalım? Yardım edesim geliyor. Edemiyorum. Thank you.
Gençler artık içerisinde yaşadıkları topluluğun ve yaşamın tanığı değil, aktörü oluyor. Karadeniz TV'de Perşembe geceleri Türkiye'yi derinden sarsacak bir program başlıyor. İki genç televizyoncu Çağlar Cilara ve Ecem İki Kardeş'in hazırlayıp sunacağı Gençlik Meclisi, akla gelen ilk soruyu değil, en zor soruları soracak. İlk programın konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum. Gençler, Er Meydanı'nda en güncel konuları, tanıkları, muhatapları, mağdurları ve belki de kazananlarıyla birlikte masaya yatıracak. Gençlik Meclisi bu gece saat 23'te Karadeniz TV'de. Umutlarım yarınlarda, yüksek dağların çocuğuyum. Kurşun geçmez sevdamıza, ölüm bize yoldaş olur. Halkın çocuğuyuz. Sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra yine birlikteydik ama bir telefon bağlantımız gelmiş. Mehmet Naci Köroğlu, Şavşat Belediye Başkanı. Canım dostum, güzel insan, güzel adam, hoş geldin. Merhaba. Merhabalar Naci abi. İzleyen sevgili dostlarımıza merhaba. Merhabalar. Sevgili kardeşimiz merhaba. Teşekkür ederim. Aradın, onurlandırdın bizi. Olur mu? Olur. Şarşat diye. Şarşat ayı.
sizlerle onu duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çarşot halkının adına sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü siz bizi Karadeniz TV'de gerçekten onur ediyorsunuz. Bizi temsil ediyorsunuz. Sizleri yanaklarınızdan öpüyorum. Naci abi, Naci Köroğlu çok arkadaşlara, yani Artvinli olmayanlara da anlatayım. Çok aydın ilerici, gerçekten dürüst ve düzgün bir adamdır. Karadeniz ekibi Şavşat'a gitti. Oraları çektiler, geldiler, görüntüler falan bir harika. Çok da güzel ağırlamışsın. Buradan teşekkür ediyorum. Onların adına da çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben öncelikle ülkemizin ve sizin sözlerinizle beraber söylüyorum bunu. Ülkemizde barış, ülkemizde savaşlı bir toplum. Barış dolu bir toplum. Türkiye de dolu bir toplum. Çok bir hayat istiyoruz. Evet. Üç ayda, beş ayda bir olsa da ülkemizde bekliyoruz. Tabii ki ne güzel kararın sizi haklar düşünüyorsunuz bizi. Ama evet, biz sizin üç ayda, beş ayda bir de çok bekliyoruz karşısında. Çok teşekkür ederim. Cansın, ciğersin. O zaman bu sıradaki eseri sana ve tüm dostlara göndereyim. Bir gülüşün ömre bedel, Naci Başkanıma gelsin. Önce sevgili yönetmenim Didem'e gelsin, genel yayın yönetmenim. Sonra tüm dostlara gelsin. Söz ve müziği bana ait bir eser. Bir gülüşün ömre bedel. Zaten öldüm yar. Gel sineme vur hançeri, al canımı yar. Gözyaşlarınla boğdum, zaten öldüm yar. Canım sana olsun, yeter ki gül yar. Bir gülüşün ömre bedel, gül de öyle vur yar. Bir gülüşün ömre bedel, gül de öyle vur. Can sana kurban olsun, yeter ki gül yar. Bir gülüşün ömre bedel, gül de öyle vur yar. Bir gülüşün ömre bedel, gül de öyle vur yar. Al canımı yar. Beterim derdinden sarhoşum ey yar. Derdine dermansa al canımı yar. Canım sana kurban olsun, yeter ki gül yar. Bir gülüşün ömre bedel, gül de öyle vur yar. Bir gülüşün ömre bedel, gül de öyle vur yar. Can sana kurban olsun, yeter ki gül yar. Bir gülüşün ömre bedel, gül de öyle vur yar. Bir gülüşün ömre bedel, gül de öyle vur yar. Küsmüşüm kadere, dargınım ey yar. Seninle bir ömür çok mudur ki yar. Canım sana kurban olsun, yeter ki gül yar. Bir gülüşün ömre bedel, gül de öyle vur yar. Bir
ömre bedel, gül de öyle vuruyor. Evet dostlar, bir gülüşün ömre bedel, gül de öyle vuruyor. Gülüşleriniz hiç yüzünüzden eksik olmasın. Naci Başkanımızın dediği gibi, türkülerle yaşayalım. Türkülerde sevda var, türkülerde aşk var. Sevda tohumları, sevgi tohumları ekelim yüreklerimize. Dedim, programın girişinde söylemiştim. Zaman öyle bir düşman ki bize, her günümüz sona doğru yaklaşıyor. Her gün bizim sonumuz demektir. Onun için böyle şeyler yapmayalım, üzülmeyelim, üzmeyelim. Fuat'cığım, programın her hafta büyük bir zevkle izliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Gözlerinden öpüyorum Seyfettin Temur, değerli hocam. Teşekkür ediyorum. Artvin'in türküsünü sana ve tüm dostlara birazdan göndereceğim. O güzeli yüreğinden öpüyorum. Cansın hocam. Merhaba, iyi akşamlar Fuat kardeşim. Ben Konya'dan Mehmet Değirmenci. Sıradaki parçayı tüm izleyenlere, aileme ve sevdiklerime gelsin. İyi yayınlar olsun. Yüksek dağların çocuğu. Teşekkürler sevgili dost Konya'dan. Şenol Akanlı İstanbul'dan mesajlarımızı okuyacağız. Bir alo diyelim. Hoş geldiniz efendim. Alo. Alo. Şenol Akanlı İstanbul. Merhaba dost, hoş geldin programımıza. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler Şenol. Sen nasılsın? Çok sağ ol, ben de teşekkür ederim. Yalnız sesin kesik kesik geliyor. Nedense anlamadım. Yani aşırı yoğunluktan, telefon yoğunluğundan oluyor böyle şeyler. Geçen hafta da oldu. Ben seni çok rahatlıkla duyabiliyorum. Sen konuş. Evet, kapandı. Sevgili Şenol, o zaman bir tane Adana'dan hemen gönderiyorum. Ama önce türküyü bulmam lazım. Mine Göden'in istediği, bak ismi hatırlıyorum, türküyü hatırlayamıyorum. Buraya da yazmamışız yanılmıyorsam. Yeşil Ördek gibi galiba. Neyse, bildiğim kadar okuyayım o zaman. Oy oy. Sen beni
sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Evet. Bursa'dan bir telefonumuz varmış. Bizi, türkümüzü telefondan dinliyormuş. Yurdeşen Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ne güzel bir ses. Yurdeşen Bulut. Merhabalar. Ben Tumpur ablanın halasının kızıyım Fuat. Teşekkür sen ederim. Yaptığından, sen küçüktün, bizim eve getirmiş annem seni. İzmir Yurdeşen. Ellerinizden öperim. Anlamadım çünkü çocuktun. Ellerinizden öperim. Olsun. Allah razı olsun. Yavrum, yüreğimden yavrum hissettim. Var olasın. 2 hafta oldu ben duyduğum program yaptığınız. Hep annem de yanında izliyoruz seni. Evet, teşekkür ederim. Çok selam söyleyeyim. Çok başarılı program yapıyorsun. Çok devamını sağ ol. Devamını bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Var mı bir isteğiniz? Var isteğim. Kara Tren. Kara Tren. Söylerseniz çok memnun olurum. Kara Tren değil mi? Evet. Yanlış. Tamam Yurdaşın abla, teşekkür ederim. Ondan selam olsun. Buradan çok selamlar. Buradan Bursa'ya selamlarımı gönderiyorum. Ellerinizden öpüyorum annenizin. Sizin var olun. Sağ olun. Allah razı olsun. İyi sizden akşamlar. De iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kocaman selam Bursa'ya. Kara Tren istediler. Bir SMS'leri geçtikten sonra Kara Tren'i Bursa'ya göndereceğim. Ey sevdiğim, bir gün bana yar demedin, yar demedin. Merhaba, iyi akşamlar Fuat kardeşim demişler. Ey sevdiğim, bir gün bana yardım edin. İsim yazmamışlar, olsun. Ben yine de gönderirim. Ben Bursa'dan Eylül Özge Durur. Sizden bir parça annem, abim ve şu an Şavşot'ta olan bir babam, olan babam için gelsin. Evet, bir türkü göndereceğim. Sıradaki türküyü size de gönderiyorum. Yardım edine. Dostum, DVD'den bahset, konuyu anlat Abdullah abi. Abdullah abim selamlar, saygılar. Buradan sana da bir türkü göndereceğim. Evet, bir çalışmamız var yine benim firmamla, Başak Müzik. Buradan selamlar olsun Burcu ablaya, Hülya'ya, Abdullah abiye. Bir 30 eserlik bir DVD yapacağız. Bu DVD'de bütün bestelerimi bulacaksınız. Ayrıca çok değerli ozanların şiirlerini de bulacaksınız. Şiirlerinden yaptığım besteleri de bulacaksınız. Çok yakında bunu da yılbaşına kadar sanıyorum bitirmiş olacağız. Abdullah abi, buradan selamlar. Desteğiniz çok değerli. Can demiş. Bir türkü de ben istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum. Bir türkü de size gönderiyorum. Kendin
yarın yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halimi unutup. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez, dağlarda salınır da dumanı tütmez. Gözyaşı dökülür de dumanı bitmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım bitmez. Evet, böyle bestekar olunca sevgili dostlar anında yazabiliyorsunuz. Sözlerini unuttum. Çünkü 300'e yakın kendi eserim var. De isteyin arkadaşlar. Türkan Turan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba sevgili Türkan. Hoş geldin programımıza. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok güzel bir akşam oluyor. Çok teşekkür. Nasıl geliyor oradan ekrandan? Çok güzel. Çok süper. İyi gidiyor değil mi? Elektrik yüksek. Güzel. Böyle katılım olunca gerçekten çok güzel oluyor Türkan. Çok fazla SMS'imiz gelmiş. Dostlarımız bizi yalnız bırakmamış. İyi ki varsınız. Dileklerini, mesajlarını ve o güzel şiirlerinden de bir küçük bir bize sunarsan, o güzel sesinden çok makbule geçer. Tabii tabii, ne demek. Önce ben bir selam göndermek istiyorum tabii buradan. Tabii ki. Eşiniz Yeliz Hanım. Ne? Yine Eda, Suna, Hülya, Avni abim ve öğretmenim Hatice Hoca'ya buradan çok selamlar. Evet, saydığın arkadaşlara ben de çok teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda böyle bir çalışma var. Çok gurur duyuyorum ama sizinle gurur duyuyorum. Kendimle değil, benden çok çalışıyorsunuz. Benden çok çalışıyorsunuz. Ciddi anlamda her tarafa ulaştınız. İyi ki varsınız, iyi ki dostsunuz. Sizler de varsınız. Sayfadaki tüm arkadaşlara buradan selamlar, saygılar sunuyorum. Deniz'i unuttun, Deniz'i unuttun, evet. Turbayı unuttun. Bak bana. Ben hatırlıyorum. Evet, şiirini alalım sevgili. Tabii, dostum. hemen. Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Olsun. Lütfen. Kusuruma bakmayın. Alalım o güzel sesinden şiiri. Hasret yakar bedeni, yakar kül eder. Sevdalık tüketir canı, cananı görmeyince. Sevda ateşten kor gömlek, giysen olmaz, giymesen olmaz. Taşa geçer söz, cana geçmez tek bir söz. Çok güzel. Çok sevda güzel. Ateşten kor, yakar canı cananı görmeyince. Sevda ateşten kor, yakar canı cananı görmeyince. Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, ben siz şiir yazmaya devam edin. Mutlaka programda okuyacağım sevgili Türkan. Var tabii mı göndermeye bir isteğin? Çalışacağım ben de. Var mı bir isteğin? İsteğim söylediniz zaten. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sözünüze sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Reklamlardan sonra bir de Zümrüt Gözüm göndereceğim. Çok sevdiğini biliyorum. Sayfadaki arkadaşlara, tüm destekçilerime ve burada çok uzaktan gelen arkadaşımıza da göndereceğim. Nebiye'ye de göndereceğim. Çünkü onu dinlemek istiyor. Reklamlar, kısa bir ara. Birlikteyiz gene. Umutlarım yarınlarda, yüksek dağların çocuğuyum. Burçunda ölüm bize yoldaş olur. Yaparabilirsiniz. Lazmaster çok yakında. Ben de Lazmaster'dayım. Ablacığım hayırdır, palamutun hangi şeklini yapıyorsun şimdi bize? Buğulamasını yapıyorum. Yalnız çok çabuk olmamız lazım, biliyorsunuz zamanla yarışıyoruz. Evet, biliyorum. Biraz öyle indir. Biberli olayı. Yani. Acı mı biberler abla? Yok. İstiyorsanız acı da koyayım. Yok aman acı kalsın abla. Ben acı sevmem. Acı yemeyelim. Sevmem.
Gençler artık içerisinde yaşadıkları topluluğun ve yaşamın tanığı değil, aktörü oluyor. Karadeniz TV'de Perşembe geceleri Türkiye'yi derinden sarsacak bir program başlıyor. İki genç televizyoncu Çağlar Cilara, en zor soruları soracak. İlk programın konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum. Gençler Er Meydanı'nda en güncel konuları, tanıkları, muhatapları, mağdurları ve belki de kazananları ile birlikte masaya yatıracak. Gençlik Meclisi bu gece saat 23'te Karadeniz TV'de. Bu anlamlı ve maceralı yolculuğun detayları an an senin ekranında olacak. Sorumluluğumuzun farkındayız. Kansere pedal çok yakında senin ekranında. İşte gidiyorum bir şey demeden. Bu hafta milli mücadeleyi Kazım Karabekir mi başlattı? 29 Ekim ve 10 Kasım'da gündeme getirilen iddia. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasından önce Karabekir Trabzon'a mı çıktı? Mustafa Kemal'i Anadolu'ya kim gönderdi? Kazım Karabekir'in yazdığı İstiklal Marşı, Kur'an tercümesi ve Karabekir, Lozan ve Karabekir Paşa, Karabekir İzmir suikast. Edip etmeme kavgası mıydı? Tüm bu soruların yanıtları belgeleriyle birlikte canlı yayında Ceviz Kabuğu'nda. Ceviz Kabuğu yarın saat 22'de Karadeniz TV'de. 18 yıldır Türk sanat müziğinin en iyilerini Karadeniz FM'den dinlediniz. Ne mektup geliyor, ne haber senden, söyle de bileyim. Hakan, dünya gözüyle görmediğiniz yer bırakmıyor. Hem de ne gezmek. Hakan'a her yerde rastlamak mümkün. Bakalım bu sefer nereye gidiyor? Gelin eğlenceli yolculuğumuza hep beraber çıkalım. Dünya gözüyle. Karadeniz
Deniz TV, Karadeniz bölgesinin 18 ilini kapsayan ve ülkemizin tamamını kucaklayan yayın formatıyla senin ekranında. Sevgili canlar, sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Yine mesajlarımız birikmiş durumda. Fuat Bey, ben Ziyaettin Şimşek Aslen Şavuldanım İnegöl'den arıyorum. Aracılığında tüm beni tanıyanlara selam gönderiyorum. Şiir okursam bir ara sevinirim. Elbette Ziyaettin abi, mutlaka okurum. Selam Fuat Bey, sesine, yüreğine sağlık, başarılar diliyorum. Çift jandarmayı çalarsan sevinirim. Tüm Artvinli dostlara gelsin İstanbul'dan Tülay. Kapanışta onu yapabilirim sevgili Tülay. Değerli arkadaşım Fuat, her zamanki gibi muhteşemsin. Ordunun derelerini senden dinleyebilirsek çok sevinirim. Başarılarının devamını diliyorum. Ankara'dan Nermin, can kız Nermin, teşekkür ederim. Nermin, sana neyi? Ankara'yı gönderirim herhalde. Ordunun derelerini çünkü her hafta okuyorum. Bir türkü göndereceğim ama mutlaka sana. Ben İstanbul'dan Şenol, çok sevdiğim eşim Zuhal için Zümrüt Gözlüğümü istiyorum. Evet, mesajlarınızı okumaya devam edeceğim sevgili dostlar. Bir Zümrüt Gözlüğüm yapalım. Ondan sonra devam. Canlı yapalım. Ya bu kent kayboldu sen gidince, ya da ben gittim bu kayıp kente. Ya bugün gel yitirdin yerde bul beni, ya da yarın harbiden yakacağım. Yakacağım bu kenti. Zümrüt gözlüm, koru kendini, bizim gibilerin bitmez kederi. Kaybolmuş bir kentin kör karanlığında, unutma ki yalnızdır bizim gibileri. Zümrüt gözlüm, koru kendini, bizim gibilerin bitmez kederi. Kaybolmuş bir kentin kör karanlığında.
yüküm ağırdı benim. Sırtımda dünyayı taşırdım. Mangal gibi yüreğim, bükülmez bileğim vardı. Tuttum mu feleği duvara çakardım. Ne cehennemden korkardım, ne zindanlardan. Zümrüt gözlüm. Bir tek gücüm sana yetmedi, sana. Tutamadım ellerinden. Düşürdüm, yitirdim. Bundandır kahroluşum. Bundandır kahroluşum. Sessizce yok oluşum. Zümrüt gözlüm. Bizim gibilerin bitmez keder. Evet sevgili dostlar, Zümrüt gözlüm, koru kendini, bizim gibilerin bitmez kederi buradaki misafir dostlara gönderdim. Zümrüt gözlüm isteyen o güzel SMS'lerini bizlere gönderen dostlara gönderdim. Resul Dursun Bursa'dan aramış. Hoş geldiniz Resul Dursun. Merhaba hemşerim canım. Hemşerim vallahi helal olsun sana. Sen helal olsun. Nasıl? Sen bizim gururumuzsun ya. Canımsın canım canım. Sen ne diyorsun? Seni gördüm ben, gururlarım açılıyor ya. Oy 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 oy. Ay, sana kurban olayım, sen şavşatını ve harçını gururusun sen. Cigerimsin, iyi ki varsın. İstemeyeceğim senden, ben de rahatsızım. Onun için istek istemiyorum senden bu akşam. Ya çok sağ ol. Az önce Bursa'dan türkü istediler. Tam o nakaratında öksürük geldi. Öksürüğü kısayım derken türküyü unuttum. Burada yabancı değilsiniz, ailesiniz. Paylaşıyorum evet. Ama öksürmeden türküyü bitirdim. Olsun olsun, canım sağ olsun. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Var mı bir mesajın? Canım sağ olasın. Canım sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Var olasın. İyi ki varsın. İyi ki dostsun. İyi ki bizimle birliktesin. Teşekkür ederim. Bursa'ya selamlar. Evet. Merhaba Fuat Bey. Rumeli Hastanesi çalışanları adına Artvinlim türküsünü istiyorum. Nermin'e, Nermin hemşerim, Evet Artvinlim'i mutlaka göndereceğim. Hatta sıradaki eser beni Artvin'den yalnız bırakmayan tüm Artvinli hemşerilerime gelsin. Artvin'i açmışken İbrahim Havaoğlu izliyordur. Artvin'de çalmadığı kapı kalmamış ama kimleri çalıyor? Halkı çalsana İbrahim abi, halkın kapısını çal. Biz halk için varız, biz halkın çocuğuyuz. Milletvekillerini şunlara bunlara gidiyor işte, bir konser yapalım, Fuat Bahçeci istiyorlar burada. Fuat Bahçeci'ye bir konser düzenleyelim diyor. Bütün kapılar kapanıyor ama sen yanlış kapılara gitmişsin, halka gideceksin. Halk bizi bağrına bastı. Cansınız var. Yani milletvekili kolay olunmuyor. Milletvekiline gitmişsin. Adam o kadar para harcıyor. Abi veya Fuat gelsin burada konser mi versin? Kapılar yanlış. Biz halkın çocuğuyuz. Vatana sevdalıyız. Buradan İbrahim abi sen üzülme. İsmini de değiştirme. Sen gene çoruğun deli çoruğusun. Hiç yakışmamış. Diren. Yaşamak direnmektir. Sevgiyle kal. Böylece Artvinlim'i istiyorum. Artvinlim gelsin dostlar. Evet yine albümün reklamını yapayım. Kaçıncı eser bir bakalım şöyle Artvinlim. 9. eser dostlar gelirse memnun olurum.
kalplerden taşar. Artvin'i görmeyen aklından şaşar. Kurudu dereler, bitti Artvinlim. Yeşilin renkleri soldu Artvinlim. Kurudu dereler, bitti Artvinlim. Yeşilin renkleri soldu Artvinlim. Telefon bağlantımız var ama bu HES'lerle ilgili bir konuşma yapacağım. Çünkü benim fanlarım bu konuşma özellikle bekliyor. Semra Hanım İzmir'den aramış. Semra Yarlıgan. Kanallar arasında geziyordum gerçekten açıkçası. Bir anda az önce okuduğunuz türküde kaldım. Yani inanılmaz güzel okuyorsunuz. Türkülerin bir başka okuyorsunuz. Yani inanamıyorum ben. İlk defa bu kadar güzel yorum, bu kadar içten, yürekten bir yorum dinliyorum ve inanın ağlamak için zor tutuyorum çok kendimi. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum sizi. Zümrüt Gözlüm, söz ve müziği bana ait bir eserdi. Beğendiğinize çok sevindim. Az önce yani bu türküden önce okuduğum evet, türkü sizin bana mi? Bana aitti evet Fuat. Yani burada okuduğum bütün eserlerin %80'i bana aittir. Ay yani sizi lütfen izleyelim, dinleyelim. Çok özür dileyerek yani albümleriniz var mı yok mu bilirsiniz. Fuatbahçeci.com. Evet evet. Hemen evet. Hemen yarın bakacağım. Çok ben teşekkür ederim. Ben İzmir Dikili'de oturuyorum. Dikili, siz Artvinlisiniz herhalde. Evet Artvinliyim. Evet, türkülerinizde onu hissettim. Yani inanılmaz mutlu oldum. Bitene kadar programınızı dinleyeceğim. Çok türküleriniz teşekkür ederim. Türküleriniz yüreğe vuruyor, böyle inanılmaz vuruyor. Sizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yüreğinize, gönlünüze sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim Semra Hanım. Ben böyle umutlandım sizin gibi güzel ifade eden duygularını ve eserlerimi, yaptığım sanatı ifade eden dostlar var oldukça benim umudum artıyor. İyi ki varsınız. Ben de evet. Direneceğim. Başlayacağım. Sizi de tanıtacağım. Tanıtmaya çok teşekkür ederim. Tabii daha çizane elimden geldiği kadar eşime dostuma tavsiye edeceğim. Çünkü çok değişik bir yorumunuz var. İnanılmaz bir yorum yani. Cansınız. İyi ki dost olduk. İyi ki çok sağ olun. Yüreklerimiz bir. Evet. Bizim evet. Gibi insanların çoğalması dileğiyle. İnşallah. İnşallah. Biz bir keyifle dinleyeceğim. Programınızı daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Türkülerinizi dinleyelim artık. Çok sağ olun sevgili dostum. İyi akşamlar. Evet, ne güzel ifade etti. Ben de şöyle daha güzel güzel türküler söyleyeceğim. Böyle övgüler aldıkça. SMS'leri yetiştiremiyorum bugün. Geçen hafta sızlanıyordum SMS niye gelmiyor diye. Bugün insan
Merhaba demişler. Fuat'cığım, programın her zamanki gibi çok güzel ve neşeli geçiyor. Başarıların daim olsun. Zümrüt gözümü kızım Sıla, ailem için çalarsan sevinirim. Bilal Aydın, Aydın Gayrimenkul Sefaköy. Teşekkür ederim can dost. Artvinli'mi çaldım Sıla için. Zümrüt gözlüğümü senin için söyledim az önce. Şimdi yengem için de yine benim bir eserimi seslendirmek istiyorum. Sürpriz olsun sevgili Bilal. Var olasın. Evet, çok mesajımız var. Kaçırdıklarım için şimdiden özür diliyorum. Yani kaçtı gitti mesajlar. Böyle telefon bağlantıları varsa alabilirim. Yoksa bir Türkiye'ye girmek istiyorum. Bana ait bir eser söylemek istiyorum. Mavi Düş. Düşlerin bitmeye görsün. Önce vuran yarin olur. Ne mavi düşlerin kalır hayatında, ne pembe hayallerin. Ama yok, bu andır dünyayı. Sarsmak lazım aşkla, sallamak lazım emekle. Bitmesin, kırılmasın diye umutlarımız, solmasın diye hayallerimiz. Fora, yelken açmalı mavi düşlere. Yelken açmalı. Bu kirlenmiş dünyanın yemeğin aşkın adı iki kuruş paraymış. Sevdanın aşkın adı iki kuruş paraymış. Bu kitapsız dünyada mavi düşün elbet bir gün aşk kazanacak, sevgi kazanacak, emek kazanacak. Evet, söz ve müziği bana ait bir eser. Pek çok, zamanımız az. Evet, testlerle ilgili konuşacaktım. Albümde iki tane eser var. Söz ve müziği birinin bana ait. Derelerin kim şimdi kimlerin şavşat diye. Artı Seyfettin Timur'un şiiri Artvinlim adlı. Kurudu dereler bitti Artvinlim diye bir türkü yaptım. Çok dinlendi. Çok çok böyle yani Artvin'in marşı gibi oldu bu iki eser de. Evet, HES'lere karşıyız ama HES'lere karşı olmak için işte bir şeyler olmak gerekmiyor. Sağcı olmak gerekmiyor, solcu olmak gerekmiyor, dinci olmak gerekmiyor.
HES'lere karşı olmak için kendimi anlatayım dedim, ifade edeyim dedim. Çünkü geçen gün sayfalarımda da yazdım. Beni bir yerlere koymayın lütfen. Ben partiler üstü bir adamım. Nuri Aksakal. Evet, buyurun efendim. Hoş geldiniz programımıza. Sohbetimizin Nuri Bey'le devam edelim. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nuri Bey. Buyurun efendim. Tüm izleyenlere sonsuz sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Evet. Herkese barış, dostluk ve dolu günler diliyorum. Evet. Türküleriniz için çok teşekkürler. Geriner ve Artvin de tarih ve kültür yok oluyor bugünlerde. Evet, sürekli dile getiriyorum. Şimdi de madenciler sarmış herhalde bizim oraları. Madene HES'leri evet. Yeterince parçaladılar. Şimdi de madenciler pay edecekler, parselleyecekler. Sürekli her programda da dile getiriyorum. Ama bunu halk olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu ben tek başıma yapamam. Veya belli bir görüşün arkasındaki insanlar bir şey yapamaz. Onun için tüm görüşler, tüm insanlar, tüm insan olanlar, yüreğinde doğa sevgisi, aşk sevgisi olan insanlar bu konuda bizim Tekin Üstündağ'ın evet. Bir Sile kümbetlerine bir şey var, mektubu var. Evet. Bir şey gömdü oraya, sandık gömdü. Evet. Oraya benim de ufacık bir şeyim var, notum var. Tabii buyurun. İsterseniz onun son bölümünü okumak istiyorum. Rica ediyorum. Tamam. Kümbetlerden biri şöyle diyor. Diğer bir kardeşim Berta Köprüsü de bizler gibi çıkacak yeryüzüne. Sizler yine geçeceksiniz üzerimden. Belki sizler göremeyeceksiniz ama oğullarınız, torunlarınız üstünde horonlar oynayacak. Altında özgürce akan Karcal'ın ve Artsiyan'ın suyundan beslenen alabalıkları yudumlayacaklar. Belki o gün özlediğimiz Türkiye'ye kavuşacağız. Gerçekten demokratik, tam bağımsız Türkiye'ye kavuşacağız o gün. Yine türküler söyleyeceksiniz. Erlocan, Erlocan diye. Ardanucun kızları dutlarla beslenecek. Şavşat'ın kızları ise ballı dişiyle gösterecek güzelliklerini. Çok güzel. Arabi'nin kızları hamsi tavlayacak. Horonlarınızda daha gür sesle bağıracaksınız. Bucaklar yeniden pul pul açacak gelinlerin başlarında. Duaklar yeniden pul pul açacak gelinlerin başlarında. Üzümler, İncirler, narlar, zeytinler belki yeniden daha çok yeşerecek. Horozlar güzel günlerin müştüsünü verecekler her sabah. Kelebekler dağlara, gömenlere bir şey demiyorum. Onlar geleceği yeniden anlayacaklar. Biz yine yeniden yaşayacağız türkülerde, oyunlarda. Tarihin sürekli akıllısı içinde yeniden vurulacağız sonsuzluğa dek. Geliniz hep birlikte yarının güzel günleri için güzel şeyler söyleyelim, güzel çok türküler güzel. Söyleyelim. Hep birlikte aydınlık ve çağdaş Türkiye için horon tutalım. Selamım, sevgiler, umutlar üzerinize olsun. Teşekkür ederim Nuri selamım, abi. Selamım aşk uğruna, güzellik ve umut uğruna olsun. Yüreği eğer güzel. Eğer bir şey var, yerine geçirirse memnun olurum. Tabii ki buyurun. Eser bizim yöremize ait, oradan tüm türkü dostlarına gelsin. Teşekkür ederim Nuri Aksakal, iyi ki varsın, iyi ki dostsun. Mücadelende başarılar diliyorum. Yalnız değilsin, var ol. Thank you.
indim çayı içmeye de, el ettim su içmeye, indim çayı içmeye, el ettim su içmeye, dediler yarın geldi kanatlan. Sevdan beni öyle bir ateş düştü de söndürmez çaylar beni. Oy nanina nina nina yandırdı sevdan beni öyle bir ateş düştü de söndürmez çaylar bey. Kazmayı alacağında tarlayı kazacağım, kazmayı alacağım da tarlayı kazacağım. Yarın peşte malina ismimi yazacağım. Yarın peşte malina adımı yazacağım. Oy nani öyle bir ateş düştü de söndürmez çaylar beni. Evet sevgili dostlara, bu destekleyen yürekli insanlara bir türkü gönderdim. Bir Artvin türküsüydü. Gerçekten severek okuduğum güzel bir türkü. Sözleri de böyle dalıp gidiyorum ezgilere. Evet. Canlı istek hattımızı hatırlatmamıza gerek var mı sevgili dostlar? 0592 211 35 45 telefon numaramız. SMS'ler için karete yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. 39-29'a gönderiyoruz. Karete yazıp boşluk bırakıyoruz. Varsa telefonumuzu alalım, yoksa onlardan sonra okurum. Bir türkü daha göndereceğim siz canlara. Yine söz ve müziği bana ait bir eser. Berivan. Kervan, delivan,
çarkı. Bir gün yabancı beri var, beri hasretini bağrıma bastım ya. Seni sordum gelen dosta, bekler mi seni sordum gelen dosta, bekler misin ya. Bir kar boran, gelemem beri var. Başka zaman, başka mekan, elbet bir gün döner devran. Böyle yürümez bu kervan, beri var. Değişir dünyanın çarkı, iner içimizde sancı. Dost olur bir gün yabancı. Evet sevgili dostlar, söz ve müziği bana ait bir eserdi. Berivan. Bir Karagül yapalım. Nurettin abiyi çok seviyorum ama bu arada bir telefon bağlantımız var. Kibar Tavasal İstanbul HEPAR İstanbul Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum Fuat Bey. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Vallahi onur duydum aradınız. Biz de onur duyduk efendim sesinizi duyduğumuz için. Dün görüşmüştük sizinle. Görüşmüştük hatırlıyorsunuz. Evet dostum. Dinlemiştim tekrar tekrar. Evet. Sık sık da türkünüzü paylaşıyorum ben. Çok teşekkür her ederim. Her ortamda evet. Çok güzel bir türkü. Yüreğimize hitap eden bir türkü. Dinledikçe şehitlerimizin kıymetini daha iyi anlayabileceğimiz bir türkü. Çok teşekkür ederim. Sevilmesi beni gerçekten çok gururlandırıyor ve her kesim çok seviyor. Çünkü vatana sevdalı olmak ayrı bir şey. Vatan çok farklı bir kavram. Yüreğinde sevgi olan, aşk olan her insanın vatanı sevmesi gerekiyor ve seviyor da. Girişte söylemiştim. Sanıyorum dinlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Evet, takip ettim, dinledim tekrar tekrar bahsettiğim gibi. Her zaman dinlenmesi gereken, insanın yüreğini hop eden bir türkü. Ve bunun nezdinde sizden programınızda başarılarınızı dilerken... Çok teşekkür ederim başkanım. Güzel bir şehit türküsü. İçimizi yine etkileyecek şehit türküsü sizden yine bekliyorum programımızda, eğer müsait bir anınız veya zamanınız esnasında şu anda. Bizim çok hassas bir partiyiz. Birçok parti belki bu duygulardadır ama biz ayrı bir hassas gözle bakıyoruz şehitlerimize. Çok teşekkür ederim bilginize, alakanıza. Tabii ki hassas olmanız sevindirici bu ara, çünkü alışkanlık haline geldi insanların yok edilişi, yok olması hepimizi üzüyor. Onun için bir türküyü size ve tüm acılı annelere gönderiyorum. Teşekkür ediyorum.
programımıza bağlandığınız için. Evet sevgili başkanımıza da böylece teşekkür etmiş olduk. Son 8 dakikaya girmişiz. Bir türkü söylemek istiyorum. Adı yok. Adı yoktan sonra biraz... Gerçekten çok güzel. Onur verici, gurur verici. Gönül dostlarım, başka benim gönül dostlarım. Evet, adı yoku göndereceğim buradan. Adı yoku seven, adı yoku isteyen bütün canlılara gelsin. Yeni bir beste. Bakalım beğenecek misiniz? Çiçek mi dal, sevda mı aşk mı, adı yok. Petek mi bal mı, canan mı can mı, vefasız yarın. Adı yok, ben ekmek kavgasında. Sen yalı yakasında adı yok. Ben işçi kahvesinde, sen saray bahçesinde adı biraz yarını adı yok. Ben boranda karda, sen baharda yazda adı yok. Ben ekmek kavgasında, sen saray bahçesinde adı yok. Ben işçi kahvesinde, sen yalı yakasında adı yok. Evet sevgili dostlar, aslında adı var ama insanlığıma yakıştırmıyorum onun adını söylemeyi. Bir türkü söylemek istiyorum. Az önce mesajları okurken sevgili Aslı Atalay bir türkü istemiş. Ona bir ne söyleyeyim? Halil İbrahim'i söyleyebilirim. Gönlüm dağlardayı söyleyebilirim. Akşam olur karanlığa dalarsın. Evet, en sevdiğim türkülerden biri. Tüm dostlara gelsin çünkü herkesin isteğini söyleyemedim. Akşam olur karanlığa kalırsın. Ben çok severim bu türküyü. Evet, acılara merhem olabiliyorsak türkülerimizde ne ala bize. Bu türkümle kapatacağım sevgili dostlar. Çift jandarmayı da söyleyemedim. Haftaya açmışım. İyi ki fark ediyorum hatalarını. Oy gelin gelin
sevdalı gelin öldürdün beni. Derin derin sevdalara dalarsın, oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni. Yüksek dağların çocuğuyum.